siz öldürdünüz lan Eloy'u sata sata. Yeşil sermaye öldürdünüz lan. Bir anda bağırmaya başladı, hakaretler, küfürler, aşağılayıcı sözler. Yeşil sermaye öldürdünüz lan sol aydınlarını. Otur at onun yere. Bir kadının ona saldırması tabii ki zoruma gitti. Hem genç kız hem de annesi hala akıl almaz olayın şokundalar. Nasıl olmasınlar ki, Türkiye bu süreçleri çoktan aşmışken bir minibüste ortaya çıkan saldırgan kadın Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'e sırf başörtüsü taktığı için saldırdı, hakaretler yağdırdı. Saldırgan aniden topuzuma yapışarak başımı açtı, direkt eşarbım elinde kaldı. İstanbul'un orta yerinde yaşanan çirkin saldırı sonrası genç kız ve annesi yaşadıklarını 24'e anlattı. Ben tekme atmaya başladı. İlkinden kaçsam da diğerleri böbrek tarafıma geldi. Atatürk'ün arkasına saklanarak yapmaları benim zoruma gidiyor. Açıymış, kapalısıymış. Ya biz tek bayrak, tek devlet, tek vatanda yaşıyoruz. Yani ben senin çocuğunu döveyim, sen benim çocuğumu döv. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Saldırgan kadının siz teröristsiniz, senin başın kapalı, okuyamazsın sözleri hala genç kızın kulaklarında. Bir daha yani minibüse ve otobüse rahatlıkla binebileceğimi düşünmüyorum. AK Parti İstanbul Kadın Kolları da genç kız ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Geçmiş olsun. Dilara'nın yanındayız. Benim oğlumla yaşıt. Onun çok güzel bir Türkiye'de yaşamasını istiyorum ben. Asla bir daha böyle şeyler olmayacak Dilara. Hiç korkma. Korkularını büyütme. Asla böyle şeyler yaşanmayacak bu ülkede inşallah. Bu arada Fatma Dilara'yı hedef alan kadın saldırganın daha önce de sosyal medya üzerinden yaptığı nefret dolu paylaşımlar ortaya çıktı. Saldırganın sosyal medya paylaşımlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek bizim CHP demesi dikkat çekti. Saldırganın CHP Maltepe ilçe teşkilatı üyesi olduğu da iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da tehdit, hakaret, basit yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Saldırgan kadın tutuklandı.